Merhaba. 6 Şubat'ta yaşadığımız iki büyük depremde millet olarak oldukça etkilendik. Trabzon Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Uygulama Merkezi olarak depremden etkilenen, yakınlarını kaybeden tüm halkımızın üzüntüsünü paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu olay, ruhsal olarak insanlarda farklı tepkilerle ortaya çıkabiliyor. Örneğin aşırı çaresizlik duyguları ve güvensizlik hissi bunların başlangıçlarından. Ve burada bireylerin ağlama tepkileri vermeleri, günlük yapmış oldukları faaliyetlerden uzaklaşmaları, uykusuzluk, iştahsızlık, gerginlik, sinirlilik gibi tepkiler olağandır, normaldir ve bu sürecin bir parçasıdır. Hepimiz bunları yaşayabiliriz ama farklı etki düzeylerine, yoğunluğuna, şiddetine göre de bireylerde farklılık gösterebilir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yetişkinler olarak bu kaygı semptomlarının, yani kalp çarpıntılarının, terlemenin, titremenin ve ölecekmiş gibi hissetmenin, boğulma hissinin bu sürecin olağan bir parçası olduğunu bilmemiz ve geçici olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında iştahsızlık, uykusuzluk ve günlük aktivitelerdeki ilgi kaybı normaldir. Bunun için ilaç ya da alkol kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Bireylerin öz bakım becerilerinde azalma, günlük yaptıkları işleri bırakma gibi durumlar görülebilir. Bunlardan uzaklaşmayın, normal rutininize dönün ve aktivitelerinizi gerçekleştirmeye çalışın. Sürekli bir ekran maruziyeti, haber takip etme ihtiyacı içerisinde olabiliyoruz. Bu bireylerde tabii ki çaresizlik hissiyle ve bir şeyler yapma hissiyle ortaya çıkıyor. Fakat bir taraftan bunlara sürekli maruz kalmak bireylerin beyinlerindeki rutinlere de etki ediyor. Bu nedenle ekran maruziyetini azaltmak ve rutinlere dönmeye çalışmak da yapacağımız şeylerden biri. Burada paylaşmak da çok önemli, sosyal destek çok önemli. Yaşadıklarınızı, duygularınızı yakınlarınızla paylaşmanız ve sosyal destek içerisinde olmanız, etrafınızdaki bireylerle ilişki içerisinde olmanız koruyucu bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte çocuklarınızı da unutmamalıyız. Çocukların da bu depremde etkilenme düzeyleri farklılık gösterebilir. Çocuklarda bazen olaylarla ilgili bir duyarsızlık, anlamama görülebilir ama bazen aşırı korku, çaresizlik hissi gözlenebilir. Çevresinde olup bitenlerle ilgili duygularını ifade etmeleri gerekebilir. Neler yapabiliriz çocuklardaki tepkilerle ilgili? Öncelikle ebeveyn olarak güvenlik ihtiyaçlarını sağlamamız gerekiyor. Çocuklarda en çok zedelenen güvenlikle ilgili durumdur. Ve burada çocuğa temas etmek, çocuğun yanında olmak, ona sarılmak, dokunmak birincil olarak yapmamız gereken şeylerden birisi. Bunun dışında çocuğun duygularını ifade etmesine olanak vermek, tekrar tekrar sorduğu sorulara sabırla cevap vermek, çocukları ekranlarda uzak tutmak ama olaylarla ilgili bilgilenmesi, sağlıklı bilgilenmesini sağlamak, deprem nedir, ne değildir şeklinde. Çocuklar burada suçluluk hissi geliştirebilirler. Olayların kendi yüzünden olduğunu düşünen çocuklar olabilir. Burada onların bir suçu olmadığıyla ilgili açıklamalar yapmak yeterli. Bazı çocukların bu durumdan etkilenme düzeyi farklı olabilir, yetişkinlerin de farklı olabilir. Semptomlar eğer 2 haftadan daha uzun bir süre devam ediyorsa, normalleşme sağlanmıyorsa profesyonel ve bir psikolojik desteğe ya ihtiyaç var demektir. Burada profesyonel psikolojik destek için Trabzon Üniversitesi PDR Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Trabzon Üniversitesi öğrencilerine ve personeline hizmet vermeye hazırız. Merkezimizin web sitesinde bulunan başvuru formumuzdan başvuru yapabilirsiniz. Online ve yüz yüze danışmalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu vesileyle tekrar bu elim deprem hadisesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm ülke olarak geçmiş olsun diyorum hepimize.